Arkadaşlar selamlar. Yolun İzleri kanalından hepinize merhaba. Bugün uzun zamandır beklediğim bir tatil videosu olacak. Karadağ'a gidiyoruz. Bakalım Karadağ bizde nasıl bir etki bırakacak? Takipte kalın. Arkadaşlar selamlar. 20 dakikadır indik. Karadağ'dayız. Pasaport kontrolünden geçtik. Tabi oraları çekemiyoruz. Yasak. Yani şöyle göstereyim size, Karadağ'ın havalimanı şu kadar bir şey. Şöyle bakın, bu kadarcık küçücük bir havalimanı var. Hava sıcak, şu anda Ağustos'un 18'i ve saat 8. Şimdi otobüs durağına doğru gideceğiz. Otobüs durağında tabi bulmamız lazım çünkü bilmiyoruz. Peki, görüşürüz. Şimdi maalesef otobüs falan bayağı geç geliyormuş. Yani 2 saat falan gösteriyordu. Biz baktık internetten de. Sonra buradan taksi ayarladık. O da bildiğin pazarlık yapmanız lazım. Yoksa 30-35 euro falan istenen yani fiyatlar normalde. Yani 11 dakikalık yol. Kaç kilometreydi? 7 kilometre, evet. 7 kilometre için istenen rakamdı. Biz de pazarlık yaptık. 20 euroya düşürdük. Ve gideceğimiz otele kadar götürecek bizi. Öyle anlaştık. Old Town'a gidiyoruz. Kotor'a. Bakalım. Görüşürüz. Şu anda Kotor'dayız. Geldik. Yani adamın dediği gibi sürmedi ama neyse. Ya bir 4 dakika falan sürdü yani. 20 euro verdik ona. Sorun değil. Yerimiz böyle. Şöyle göstereyim. Bakın. Çok güzel bir manzarası var. Ha, daha var yani şimdi. Arkadaşım bana kızacak ama. Şu anda burada ileride bakın şurada. Orada bir kilise var uzakta. Bugün pazar olduğu için herhalde pazar ayinlerini falan yapacaklar. Biz de böyle yürüyeceğiz. Burada bir yerdeyiz zaten. Şurasıymış. Şurada ileride neresi? Burası mı? Ha. Yalnız arkadaşlar gerçekten şunu ne söyleyeyim? Bu hani filmlerde olan o eski savaş sahneleri falan filan hepsi burada çekilmiş. Yok şaka bir yana. Yani oradaki şeylere çok benziyor. Suya baksanıza. Gerçekten güzel. Maalesef bizde böyle yerler kalmıyor. Üzücü. Adamlar doğasına bakıyorlar. Şöyle öyle gidiyoruz. Biliyor musun? Şimdi kalenin içine giriyoruz. Bizim Topkapı surları gibi değil yani. Yani eski tarihini bozmamış. Burada şöyle bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Her yerde kedi göreceksiniz. Ve kedilere kimse dokunmuyor. Kediler kutsal olarak sayılıyor. Bunun sebebini anlatacağım. Ama çok yoruldum. Önce şu oteli bulmam lazım. Onun için şimdilik görüşürüz. Evler mükemmel var. Bunların hepsi ev arkadaşlar. Yani çok eski evler. Bakın buradan da böyle çıkıyor. Ya bildiğimiz o eski filmlerdeki yani. O kalelerde falan. Şuna baksanıza ya. Bakın buradan da böyle bir merdivenler. Old Town Hotel yapmış. Ya
Ha bak buranın dondurması meşhur arkadaşlar. Şuranın dondurması meşhurmuş. Buraya uğrayacağız, deneyeceğiz. Şimdi check-in yapacağız otele. Saat normalde 10'da girişimiz değil mi? 10'daydı değil mi? Ha, 10'da. 2'de. 2'de mi? Ha, 2'deymiş. Saat normalde 2'de ama biz erken geldik. Adam da sağ olsun valizlerimizi falan alacak. Otelin içini falan göstereceğim. Yani güzel bir otele benziyor. Şimdi neredeyiz? Şimdi bir kafede oturduk. Bir americano falan içtik. Fiyatlar yani gerçekten çok uygun. Tabii euroyu TL'ye çevirmeyin. Euro olarak düşünün. Mesela örnek vereyim. Espresso 1,5 euro. Ondan sonra işte başka ne var burada? Americano 2 euro. Cappuccino 3 euro gibi. Kolalar 3 euroymuş. Tonik falan işte alkoller. Alkoller nerede? Ha bunlarmış. Alkollerde de likörler 4 euro. Rum 4 euro. Vodka 4, gin 4 gibi gidiyor. Biralar neredeymiş? Birada 3 ile 4,5 arası gidiyor fiyatları. Liste burada. Fiyatlar böyle. Burada su yok dediğim gibi. Suya burada bir tane Türk'le karşılaştım. Biz diyor suya para vermiyoruz. Şöyle bir çeşme göstereyim şurada. Şurada bir çeşme var. O çeşmeden şey yapıyorlar. Su içmişler. Ya burası nasıl biliyor musunuz? Bu sanki yolda böyle yürürken ara sokaklardan geçerken sanki oradan bir yerden işte bir atlı gelecek işte ne bileyim şövalye çıkacak gibi duruyor. Çok otantik. Eski demeyeceğim, gerçekten çok eski binalar. Yani bunlar herhalde bir 50 yıldan fazladır yani. Gelince otel sahibine soracağım ya bu evler kaç yıllık falan diye. Soracağım. Tarihini öğreneceğim. Ona göre de size anlatacağım. Çok aşırı turist var. Tabii ki Türk de çok var. Birkaç kişisine denk geldim. Onlarla da sohbet edeceğiz. Şimdi tabii ki herkes tarihiyle övünür. Bu arkadaşlar da şu gördüğünüz geminin küreği eski. 1534, şurada yazıyor. 1534 yıl önceki bir kürekmiş. Yani bizdeki tarihi gösterecek bir sürü şey var. Adamlarda sadece kala kala bir kürek kalmış. Dolayısıyla sadece küreği gösteriyorlar. Bu arada şöyle söyleyeyim. Bakın etraf böyle. Biz şuradan çıktık. Bir numaralı kapıymış. Şurada işte deniz var. Her tarafı dağ. Dağlarla çevrili zaten. Bakalım. Şimdi çekim muhabbetini yaptık. 248 euroydu. 2 günlük. Biz 276 euro verdik. Bunun içinde temizlik de varmış. Biz onu görmedik. 276 lira, bir de şey de var. Bu günlük turistik vergi mi ne var? İşte 1 euro. İşte onu da verdik. Yani bakalım. Şimdi böyle geziyoruz. Ama şey güzel. Yer çok güzel. Ama burası tamamen turistik bir yer. Yani burada bir başka ekstra bir iş yok benim gördüğüm. Daha ilk günkü izlenimim bu. Şimdi devam edeceğiz. Birkaç gideceğimiz yer var kafamızda. Hazırladığımız. Şöyle bir haritamız var. Şuradan aldık. Şöyle. Şöyle göstereyim, bir haritamız var. Buna bağlı kalarak, birazcık da solo takılarak gezeceğiz. Gezdiğimiz yerleri de tek tek çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar burada da meyve sebze falan var. Onu göstereyim size şöyle. İncir var mesela orada, 3 euro. Üzüm var, yani üzüm bayağı büyük bir üzüm. O da 3 euro. Şöyle incirler ve başka bakayım.
şeftaliler 3 euro. Burada herhalde çok kampanya var. Ne alırsan 3 euro. Thank you. Devam ediyoruz. Burası pazar. Arkadaşlar şöyle bir pazarımız var. Buradan da alışveriş yapabilirmişiz aslında. Şöyle ney bu? Pankek falan var. Ha, pankek falan var, evet. Onlar da 3 euro. Menü şöyle gösterir. Sandviçler de 5 euro, 6 euro, 3,5 euro. Lira diyorum ama anlayın siz. Zeytinler bakın orada 5 euro diyor herhalde. Ama pakette farklı zeytinler var. Zeytinyağı falan da var. Burada inciri çok tüketiyorlar herhalde. Her yerde incir var. Devam ediyoruz. Şu ilerisi bizim ilk girdiğimiz yer. 3 numaralı kapı. Şöyle eski şeyler var. Herhalde burası bunların normal pazar yerleri. Karpuzlar falan ekiyor. Evet, yalnız burada motor çok. Burada motor da kiralanıyor. Tabii arkadaşımı ikna edebilirsem eğer, ben de motor kiralamak istiyorum. Evet, burası askeri hastane. Şöyle içini sadece göstereceğim. Hay. Burası faaliyette mi bilmiyorum. Evet. Bilmiyor. İçeriye sorun diyor. İçeri sor diyor. Şuraya soracağız hemen. Burası ne diye mi soracağız? Bence burası... Tabii canım ya, burası hastane bildiğin. Baksana. Servis falan filan diyor. Şöyle hastaneye geziyoruz arkadaşlar. Hastanenin bu da dışı. Hastane bu kadardı arkadaşlar. Hastaneye girdik ve çıktık. Arkadaşlar böyle merdivenler görüyorsunuz yani, bayağı da yüksek. Bu ne ya? Evet, burası mı? 1908'de. Ha, burası manastırmış. Ondan sonra Queen Zelena almış 1804'te. Evet. Karısına hediye etmiş. Evet hocam. Ondan sonra da Fransız Napolyon askeri kullanmış 1814'te 1918 arasında, ama sonra da Avusturya Hungaryan, Hungar Macarların askeriye yer olmuş. Sonra da barak diye kullanılmış. Barak ne demek bilmiyorum. Bakalım mı şöyle? Bakalım. Hocamıza teşekkür ederiz. Bizi böyle ücretsiz tura dahil etti. Hocam aslında sizin alıp şey yapmanız lazım. Biz de kamerabanlık yapmamız lazım. Evet, görüyorum. Çıkıyoruz ama. Şimdi surdayız. Surlara çıktık. Şimdi eskiden burada okçular duruyormuş. Buradan gelenlere ok atıyorlarmış. Böyle bir yer. Evet. Çok güzel. Evet. Surun altındayız arkadaşlar. Çok eski ya. Adamlar tarihine
sahip çıkıyor diyeceğim de bazı yerlere bakıyorsun. Mesela şey harabe gibi duruyor. Mesela şuradaki ev gibi bir yer. Harabe gibi bir yer yani. Bu da bir numaralı çıkış. Bakın şurada bir şey göstereceğim size. Eskiden burada şu gördüğünüz kapı şu mekanizmayla kalkıyormuş. Yani burası yokmuş aslında. Burası şehrin içine giren eski kapılardan biri. Bu komple kalkıyor şöyle. Şuraya kadar kalkıyor. Şu mekanizmayla. Dönüyor mu acaba? Tabii ki de dönmüyor. Neyse. Buraya da tabii böyle kilitler takmışlar. Dilek gibi olmuş. Steven ve Tina. Çok enteresan. Güzel. Neyse. Burası şehrin dışı. Şu anda kuzey kapısından çıkıyoruz. Kuzey kapısından çıktığımız gibi böyle bir manzara bizi karşılıyor. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Böyle bir kanal ve bir şey söyleyeyim mi, suyu gerçekten berrak. Yani çer çöp falan illaki var ama suyun dibi gözüküyor yani ve kalenin etrafı. Şurada örnekler. Bu o kadar temiz ki burada bile yüzebilirsiniz yani. Bu su yukarıdan geliyor. Dağlardan akıp geliyor işte yani. Şöyle bakarsanız zaten komple surun içine kurulmuş yani bu eski Old Town dedikleri yer. Dışında da tabii ki dayalar falan var şurada. Bunlar sonradan çekildi. Ama genelde şuralar eski o sokakların olduğu yerler ve gerçekten dar. Bildiğiniz şeymiş. Aralarında, binaların arasında bir metre bir mesafe var yani. Öyle söyleyeyim. Ve şey gerçekten tarihi yani. Orada birinden dinledim, 1500'lü zamanlardan kalma aslında. O zamanlardan beri böyle. Tabii sonra restorasyon falan olmuş. Kaldığımız oda mükemmel. Ya bu şey, bu eski bildiğiniz şeyde kalıyorsun. Böyle han gibi olur ya, hani filmlerde olurdu han gibi eski. Öyle bir yerde kalıyorsun. Güzel yani. Havası da çok güzel. Ama bizim şansımız herhalde deniz tatiliye geldiğimiz yer. Bir yağmur yağdı. Böyle bir şey yok. Fırtına mırtına bayağı bir şeydi. Evet, burada da bir nehir var. Orayı da göstereyim size. Şöyle. Çok güzel. Yani mekan gelinebilir. Gezilebilir. Ama şunu size söyleyeyim. Arabayla kesinlikle şey yapmayın. Buraya hani araba kiralayıp da gelmeyin. Çünkü arabanızı park edecek yer bulmak zor. Hatta neredeyse imkansız ve surun içi yani Old Town'un içinde şey bulamazsınız. Yer yok, arabayı falan sokamazsınız yani. Burada motorlar falan da var, kiralanıyor. Biz daha öyle bir şey yapmadık ama
Bilmiyorum, belki yarın öyle bir şey yapabiliriz. Çünkü gitmek istediğimiz birkaç yer var. Onları da görmek istiyoruz burada yakındayken. Onları da işte otobüste git, indim, bindim vesaire zor olur. Ama yarın sabah erken kalkıp bir, eğer hava güzel olursa, bir plaja ineceğiz, buradaki plaja. Çok güzel bir plaj. Bakalım. Şimdi karnımızı doyurmaya gidiyoruz. Bu arada burada çok güzel bir de pizzacı var. 3 euro verdik. Bir dilim veriyorlar 3 euroya ama arkadaşlar, o bildiğiniz Türkiye'deki bir dilim gibi değil. Orada bildiğin bir pizza kadar bir dilim. Bir pizzanın yarısı kadar. Ama doyuyorsun. Ve şey yani, sanki bu taş fırınında yapılan hani ekmekler falan olur. Etli ekmek falan. Onun gibi lezzetliydi. Biz peynirli yemiştik. Güvenemedik. Bilginiz olsun. Onu da geçerken çekeceğim. Yerini. O Old Town'un içinde, yani o kalenin içinde kalıyor. Bakalım. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar.